Ben yalanla ilgili az önce doktorumun söylediği bir yalanla ilgili bir şey söylemek istiyorum da. Buyurun. Aynen oğlum sünnet olacaktı. Sünnetine tam bir hastası vardı. Bir yaramazlık yaptı. Ben de yerden taşı aldım. Oğluma attım. Atınca tam gözünün yanına geldi. Ve gözü şişti. Eşim, tabii ben bunu eşime nasıl söyleyeceğim? Çok korkuyorum. Oğluma dedim ki oğlum lütfen dedim. Babam beni öldürür. Lütfen babana diyelim ki anne baba ben düştüm de dedim. O da önce tamam anne dedi. Ben de tabii sünnet temizliğine hazırlanıyorum. Tam baba yaklaştı. Gelme saati geldi. Oğlum dedi ki anne dedi sen bana hep dersin ki dedi hayatta yalan söyleme oğlum dersin dedi. Bu yalan anne dedi. Ben yalanı söyleyemeyeceğim dedi. Ben de o deyince o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki anlatamam. Tamam oğlum dedim. İsterse babam beni öldürsün. Sen bunu böyle söyleyeceksin. Annem taş attı diyeceksin. Ve annem taş attı geldi hemen. Ne oldu oğlum dedi. Annem gözüme taş attı dedi. Öyle deyince eşim kafayı yedi. Bana neler söyledi anlatamam artık. Suçluyum sustum. Ve dinledim. Sadece sustum sustum. Her sinirini attı. Daha sonra eşim benden tabii ki özür diledi yaptığı için. Ve o gün bugündür benim iki çocuğum var. İkisi de hayatta yalan söylemez. Evet. Bir yalanı alışkan biraz da biz aileler hocam. Ben bunu doğru. Özellikle söylüyorum. Hiçbir anne baba çocuğuna kesinlikle işte ben şuraya gidiyorum babana şuraya git. Ben şunu alıyorum babana annene veya şunu söyle. Ay, hayatta evet. Demedin. Çocuklarım da Allah'ıma binlerce şükür. Maşallah. Ve böyle yalana alışmadılar. Tamam ne kadar güzel. Vallahi çok güzel bir örnek oldu bu ama çocuğunuza taş atmayın olur mu? Ben orada kaldım. o pişmanlık beni zaten ömür boyu öldürdü de. Doğru. Yani atmıyorum. Atman da o son oldu zaten. Şimdi lütfen orada kalsın çünkü benim daha çok takıldığım şey orası oldu biraz. Çünkü kıyamıyorum çocukları. Şimdi evet. Tutturamamak için atmışlar ama. Biraz da başkalarına sinirlendim attım. Evet şimdi o sinirle tutturamamak için atmış ama iyi tutturmuş. Yani çocuklarımızı başkalarına silinlerdir dövüyoruz. Onun için çok pişmanlık yaşadım da hala da yaşıyorum. Bir daha oldu. Doğru. Ve çocuklarım çok şükür hiç yalan söylemezler maşallah. Bana. Şu an üniversite okuyorlar tabii 6 yaşındaydı. Öyle mi? Taşı attığım zaman evet. Doğru. Hocam söyleyince dedim güzel bir örnek ben katılmak hakikaten istiyorum. Hakikaten çok güzel oldu. Evet, çok teşekkür ederim. Büyümüş çocuklar ama maşallah ne güzel. Şimdi çok da çok teşekkür ederim aradığınız ve bu güzel hikayeyi bizimle paylaştığınız için. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Sağ olun. Özellikle yalanda çok önemli bir şeye vurgu yaptı hanımefendi. Ne söylediğiniz değil ne yaptığınız önemli. Şimdi diyor ki aile gezmeye gidiyor ama çocuğa diyor biz doktora gidiyoruz. Evet. Gezmeye gidiyorsun sen. Sonuçta ya da mesela doktor arkadaşlardan da var tanıdığım. Ben acıtmaz demem. Az da olsa acıtacak. Bak haberin olsun. Aa hiç acıtmaz böyle bir şey yok. Yani ben yalan söylemem diyor çocuklara. Ama birçok insan ne olacak çocuğu işte o masaya oturtmak için ya da o müdahale için ne yapıyor? Yalan söylüyor acıtmaya. Az bir şey acıtacak. Bir net. De şöyle bir şey var değil mi? Mesela çocuğa yalan söylüyorsunuz. Aa hayır asla acıtmayacak diyorsunuz. Evet. Bu sefer çocuk gidip acıyı yaşayınca anne babaya güvenini kaybediyor. Artık kayboldu. Acımayacak dediği her yerde acıdığını görüyor. Şimdi mesela çocuk eğitimiyle ilgili ne söylediğiniz değil ne yaptığınız önemli evet. diye ben paylaşımlarda bulunuyorum gezdiğim yerlerde, seminerlerde. Şimdi enteresan bir örnektir. Genelde hep söylenir. Bak işte anne ne diyor? Sözle diyor ki hayır yalan söylemeyin. Bizde yalan söylenmez. Baba aynı şeyleri hep söylüyor. Ama uygulamaya bakıyor çocuk. Ne dediğimiz önemli değil. Değil doğru. Şimdi hep yalan söylenmez deniliyor bir ailede. Babayı arıyor birisi. Hı hı. Ve açıyor telefonu oğlu. Ve baba da görüşmek istemiyor. Söylüyor Ahmet amca arıyor diyor. İşaret bu. Ben yokum. Ve diyor ki oğlan baba diyor Ahmet amca diyor babam yok. Şimdi doğru. Sen orada sıyırdın olayı ama... Abi bir de bazen şey diyor çocuklar. Babam yokmuş. Babam yokmuş. Evet çocuk onu yapamıyor da. Ve burada mesela diyelim ki kıvırsa bile olayı. Ama bakın ne oldu? Yalanın tohumlarını atmış olduk. Tabii. Mesela orada aile iyi vermiş onu. Ama çocuk iyi vurgulamış. Burada sen demiş asla yalan söyleme. Niye yalan söylüyoruz o zaman? Tabii. Yani... Yüzleşmek lazım. Bazen işte üniversitedeki işte gençler seminerler için gezdiğimde de görüyorum. Kalmış. Aileye söylemiyor. Tabii. Söylemiyor. Aile okuduğunu zannediyor. Tabii. Şimdi uzamış, dersler alttan. Tabii. Şimdi internetten takip var da aileler bir şey görebiliyor. Eskiden sürekli şeyler değişiyordu. Karneler değişiyordu. Bir telefonumuz mu var? Tamam bir telefonumuz var. Onu alalım sonra bunları da konuşalım.